Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bu tarafta işe yarayan bir sistem yapamayacağımızı anladık. Çünkü tuz arıtıcı gerçekten 38 derece çıkarıyor. Eksi 15 aldığı suyu direkt 38 derece veriyor. Bu şimdilik bekleyecek bir sistem oldu. Çünkü bu bizim işimizi görmüyor açıkçası. Dolayısıyla hemen taktik değiştirip dedik ki yemekte şeye geçeriz. Serinin başındaki pembe bitkiye geçeriz. Pembe bitkiye geçersek biraz daha şansımız var yemek açısından. O bizi bayağı götürür. Onun dışında oksijen odası yapalım diyoruz ama oksijen odası şuraya yaparsak eğer, şunu da soğutursak başarılı olur. Fakat kirli suyu da hem şeye gönderip, nedir ismi? Hem oksijene gönderip hem bitkiye göndermek biraz sıkıntı olabilir. En azından bir süre. Veya şu bütün kirli suyu alta atıp en dipten toparlamak mı lazım? Bayağı bir kirli su var çünkü burada. Şuradaki kirli sular atıyorum. Ama su işte su bir yerden sonra bitecek yani yeryüzündeki suları değil de ürettiğimiz suyla bir şey yapmak zorundayız. Yani şuraya da oyunun başında burası da doluydu ama bitti sonuç olarak. Gerçi araştırma çok harcıyor. Evet, araştırmalarımız bitti. Dolayısıyla bundan sonra o kadar su gitmeyecektir. Araştırma bakayım. Hatta tamamıyla şu an bitmiş olması gerekiyor. Evet, eksik hiçbir şeyimiz kalmamış. Her şeyi araştırmışız. Yani artık araştırma yapmayacağımız için dolayısıyla suya da gerek kalmadı. Bu hala seramik mi yapıyor? Evet. Peki, o zaman şuraları kazacağım. Buraya bir oksijen odası inşa edeceğim. Buradan aldığım oksijeni şu tarafa vereceğim. Burada soğutacağım. İçeriye pompalayacağım. Dolayısıyla şu cihazlardan artık kurtulmuş olacağız. Çünkü bunlar bakınız ufak ufak mikrop da yaymaya başlamışlar. Sevgili arkadaşlar, çünkü kirli oksijen kullanıyoruz. Yani kirli toprak kullanıyoruz ve maksimum derece şey var içinde. Mikrop var. Peki abi, o zaman kazmaya başlayalım. Şurası bir kazılacak abi. Kazın abi. Kazın abi. Tuzlu su ile oksijen, kirli su ile bitki suyu yapalım. Tuzlu su ile oksijen, kirli su ile bitki suyu yapalım. Evet. Olabilir. Fakat onda da şöyle bir sıkıntı var. Sıcaktan yapacağımız için ekstrem sıcak çıkacak. Oksijen. Oksijeni soğutmak büyük dert olacak. Yani ekstra bir zorluk olacak o bizim için. Buradaki kirli su sanıyorum yeter. Şuna bir bakayım. Sonraki aktivite 36 dönüş. 130 dönüşte 61 dönüş çalışıyor. Meh. Yani temiz suyu alalım da gerisi çok önemli değil. Peki. Şu oksijen odası işini halledelim gençler. Ondan sonrasına bakacağız artık sırayla. Her seferinde bir problemle uğraşırsak çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Klor odası tarzı bir çalışmamız vardı. Onu da yapmadık. Bakalım. Yalıtımsız kabloyla yollarsın gidene kadar soğur. Sudan bahsediyorsun galiba. Yalıtımsız boru ile gönderirim ama yalıtımsız boru gittiği yeri ısıtır abi. Yani sen onu nereye gönderirsen gönder. Bir süre sonra ısınacak. Ender, aleykümselam. İkinci ayında Prime'da tekrar abone oldu. İkinci ayını yeniledi. Teşekkür ediyoruz abi. Hoş geldin. Abone sayımız bu arada eskiler yeniliyor da yenilemeyenlerden dolayı 46'ya düşmüş. Biz bu çekilişi yapamayacağız galiba. Dün onu söylüyordum Eko'ya. Ya 75'te bir çekiliş yapalım dedik. Olmayacak galiba.
Neyse, para da bana kalır. Para da bana kalır abi. Benlik sıkıntı yok. Burayı biraz büyük yapayım. Şöyle yapalım. Şurayı da hatta kazalım. Burayı biraz uzun yapalım. Daha sonra buraya göndereceğim. Şuraya bir oda yapacağız. Okey. Şu aşağıya geçip nereye gidiyorlarmış bizimkiler? Yok, buraya gitmenize gerek yok şimdilik. Orayı düzenlerim sonra. Çok önemli değil. Peki abi. Şimdi. Şöyle yapalım. Bir elektrolizör, iki elektrolizör. Şuraya bitkiler. Makinaları biraz soğutmak için bitki kullanacağım bu arada tekrar. Şöyle yapalım. Veya pardon, şöyle yapalım. Şöyle yapalım abi, şöyle. Şuradan çıksın. Tuzlu su için soğutucu kullanamaz mısın? Kullanırım. Ama oraya ihtiyacım olduğu zaman kullanırım. Çünkü şu an öyle bir ihtiyaç çok şey değil. Bu ne abi? Ciddi misiniz ya? Bu ne biçim görüntü böyle? Şurayı yapalım. İki dedik, iki dedik. Şuralara bitki ekeceğiz dedik. Şurada bir şeyimiz olsun. Şöyle bir kapımız olsun. Okey. Şimdi tavan olayını halledelim. Şu şekilde. Bunu kopyala deyip şöyle yapalım. Ne oldu? Ulaşamıyorsun. Al ulaş. Şimdi burayı kapatacağım. Burada üretimi yapacağım. Şu üstü yalıtımlamak gerekebilir belki ama soğutursak güzel. Gerek kalmaz. Kenarda kalan kirli toprak var. Onu da alabilir misin dediğin neresi? Şurası mı? Ha, şurası. Burayı diyor. Dur dur. Kazalım dur. Hakikaten öyle bir söyledi ki. Almamak elde değil yani. Tamam abi, çamuru da aldım. Artık pislikle çok işimiz yok. Burayı açıp burayı kazacağız dostlar. Şu aleti çalışır, işler hale getireceğiz. Bunun etrafını kapatacağız. İçerisine oksijen, hidrojen basmaya gerek var mı bilmiyorum ama basarız veya basmayız. Bilemedim şimdi. O işi ayarlayacağız. Okey. Şurası biraz ters geldi bana ya. Bir kare daha daraltsam mı acaba? Hani şuraya değil de şuraya mı yapsam? Şurayla tutmadı. Gıcık oldum. Öyle yapayım bence. Bence öyle yapayım. Şurayı yıksınlar. Öyle yapayım. -60 derece oksijeni anında eksi 10 falan yapıyor. Gerek yok. Bakalım. Su soğutmada biraz başarısız. Oksijende değil de. Su soğutmayı biraz beceremiyor arkadaşımız. Ya burayı yapmayacaktınız ki. Kır burayı. Şurayı yapalım. Hadi canım, hadi canım, hadi canım. Bu beyze iki tane yeter mi ya? İki tane elektrolizör. Bir de şurası biraz küçük mü oldu? Burayı biraz daha paylı yapalım ya. Bura çok küçük oldu. Bence. Şunu da yıkın.
Şöyle yapalım. Duvar şuradan geçsin. Kapı şurada olsun. Burası biraz... Hemen aşırı basınç alır burası. Çok küçük oldu. Ah, açtılar cihazı. Cihazı açtılar abi, güzel. Cihazı açtıysanız şurayı kırın. Şuranın karosunu çekin. Kapatın abi. Nice. Şurayı kapatalım. Tıkırt diye. Kapının yeri değişebilir. Kapı altı alınabilir ileride. Çok büyük bir sıkıntı yaratmaz bize. Şimdi. Gelelim iç kuruluma o zaman. Gelelim abi iç kuruluma. Şurayı paspaslayın. Şuradaki objeleri dışarı çıkarın. Burası yine dolmuş ya. Hey Allah'ım. Burayı artık şöyle toparlayalım mı? Şuraya yapıp. Yoksa bir kat daha mı çekeyim? Bir kat daha çeksem bura böyle böyle gidecek yani aşağıya kadar. Neyse. Düzeni bozmayalım abi. Düzeni bozmayalım. Bunların ayarlarını bunlara verelim. Çıkarın her şeyi içerideki. Çocuklar. Yok, soğuk olacağı için zaten pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Burayı yıkıyoruz. Burayı yıkalım mı? Gerek var mı? Şu ortaya koyuyorum. Şöyle yapalım. Şurayı bir indirin aşağıya bakayım. Şurayı da indirin. Burayı indirme. Şunu indir. Tamam. Merdiveni şöyle ortadan çekelim. Pompa falan yapılacak. Şimdi bizim çocuklar sıkıntı çekmesin orada. Şimdi elektrolizörlerimiz şöyle dursun istiyorum. İki tane umuyorum yeter ya. Umuyorum yeter. Buraya çekeceğimiz enerji hattı önemli. Buraya bir enerji hattı gerekiyor. Buraya bir enerji hattı gerekiyor. Şimdi buradaki trafolarımızın hepsi doldu mu? Bakayım. Bu buraya, bu buraya. Bu 4 tane de aşağıya iniyor. O 4 tanenin sanırım şunu alacağım ben. Çünkü buradaki su dolmuş zaten. Sanırım şuradakini alacağım. 3. hat. Burayı kırıyorum. Şimdi depo seviyesine al. Sağı solu da bali. Bir kare yukarıda kaldılar. Burayı mı diyorsun sağ solu? Hani bura bağımsız gidiyor zaten. Buranın kat düzeniyle alakası yok ki ortanın. Bu yakalar bir yerde onu. Çok önemli değil. Zaten buralar da kat düzeni değil. Yani buralar da kırılacak. Ama daha sonra, şimdi değil. Acelesi yok. Mesela böyle baktığımda nereye denk geliyormuş? 4, 4 ve şöyle denk geliyor. Dolayısıyla şurada falan aynı hizaya geliyorlar. Yani bir kat daha depo koyduğumda buraya. Ki koyalım onları da hemen. Madem öyle. Evet evet, tuzlu tarafa gideni alacağım buraya. Yani burası burada yakalıyor aslında. Şeyi az çok. Düzeni. Buraya depolar yapıldığında, buraya kat yapıldığında, şu iptal olduğunda şuralar dörtlü 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 gidebiliyor artık. Ama yapmayalım. Yapmayalım. Biraz dağınık kalması önemli değil. Tuvalete ne oldu? Sebep? Tuvaletlerimiz çalışmıyor.
Tuvaletlerimiz çalışmıyor. Neyi kırdık biz? Su gelmiyor abi. Su niye gelmiyor? Buradan göndermiyorduk zaten. Depodan gönderiyorduk. Kum bitti çünkü. Ay lanet ya. Eyvah eyvah. Tamam, gönderelim artık tekrar. Buna elektrik bağlı mı? Bağlı. Haydi. Büyük sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntı abi. Hemen şunları yapın. Yoksa işeceksiniz, biliyorum her tarafı. Bu çişler aşağıya aktı mı? Tabii ki aktı. Hala akıyor. Su geldi mi abi? Su gelmedi hala. Niye gelmiyor su? Boru tıkandı. Nasıl tıkandı? Nasıl tıkanabilir ya? Su gitmiyor. What the? Su gitmiyor çünkü şurası mı sorun yaratıyor? Kır bakayım şunu çabucak. Heh. Tamam, su gelsin abi, su önemli. Buradaki depolar da dolmuş ya yine. Arıtma yapamıyoruz. Arıtma yapmamız lazım. Oy oy. Ya şu filtreler ortalığı karıştırıyor aslında, biliyor musun? Bu filtreler şey olsa, yıkımı iptal et, devre dışı bırak. Şu filtreler adam olsa o kadar kum kullanmayacağız yani. O kadar kum kullanımı yok abi hiçbir yerde. Bir ton bir ton. Buradan 2 ton çıkar. Götürün abi, besleyin hemen. Çok fena. Çok fena. Sülfürüm de bitmiş. Yemek de gelmiyor. Oğlum nasıl bir kriz durumudur bu böyle ya? Biz oksijenle falan ilgilenirken base patlayacak neredeyse. Kır 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 kır. Sülfürün canı çok az kaldı. Sülfürün canı çıkmak üzere arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yakında bu arkadaşlara veda edeceğiz sanırım. Bu arkadaşlara veda edeceğiz. Çok fazla gidiyor çünkü. Komple tıraşlayacağım. Oh, her taraf kirlendi. Her taraf kirli oksijen. Ya reddet yumurtayı falan şimdi, bırak Allah aşkına. Şimdi basalım. Şuraya basalım biz. Burasının aciliyeti arttı çünkü arkadaşlar. Buranın suyu buradan gelecek dedik. Buraya tamam. Buraya bir merdiven açacağız. Merdivenden pompa kurulumu yapacağız. Buraya elektrik çekmem lazım. Buranın bütün sistemini ayarlayayım. Ondan sonra şey yapalım. Tıkırt tıkırt iki tane koydum. İki ayrı filtre koyacağım. İki ayrı filtre, iki ayrı hattan
gidecek arkadaşlar. Diğer türlü çok sıkıntılı oluyor çünkü. İkisi buraya gönderecek şu odaya. Bu odanın içerisinde soğuyacak. Daha sonra bu odanın içerisinden ayrı bir pompayla dışarıya atılacak. YouTube kayıt oluyor, evet abi. YouTube kayıt oluyor şu anda. Şimdi bu şuraya versin. Bu da buraya versin. Dolayısıyla ikisine de birer çıkış koyacağım. İkisine de birer çıkış koyacağım. Sonra burada şey yapan. Daha bir dakika ya. Dur. Başka bir şey geldi aklıma. Dur abi. Sen buraya ver. Şuraya. Sen de buraya ver. İki yanından versin. Yukarıya kadar soğur. Şuradan da toplar. Base'in içine atarım. İnşallah. Yani hiç emin değilim bu sistemden ama inşallah çalışacak. Şöyle şunun ucu da böyle çıksın. Şuradan verelim. Zorlamaya başlıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş zorluğu hissetmeye başlıyoruz abi. Şimdi kardeş, sen buradan göndermeyi kes. Sen buradan göndermeye devam et. Yoksa bu depolar doldu. Ayva yiyeceğiz gibi duruyor yakın zamanda. Burayı taşımazsam eğer bir yere. Yeni depolar yapıp tuvalet sistemi taşımazsam sıkıntı olacak. Save al. Save alıyor her gün zaten. Save alıyor kanka, sıkıntı yok. Şurayı yapın ama be. Şurayı. Ne oldu buna? Yaki Lungs. Bir şey olmaz. Biz ne lanklar gördük. O hiçbir şey. 900 kilo kumum var bu arada. Bir yerlere dalmalıyım. Kum bakımından bir yerlere dalmam gerekecek abi. Şu iptal. Oksijeni üretip şu kapalı odaya göndermem kaldı. Şuraya bir kapalı oda gerekiyor. Şunlara kır diyelim. Şunu soğukluğunu kaybetmesini istemiyorum. Şeye bakacağım. Oksijen kaç derecede? Yoğunlaşma noktası eksi yüksekse. Ekekete. Konuşamadım. Eksi E. Eksi 180. Demek ki hiçbir şekilde biz sıvıya çeviremiyoruz. Çeviremeyeceğiz. Güzel bir şey bizim için. Sıvıya dönerse borular kırılır. Sıvıya dönmemesi lazım zaten. Sıvıya dönerse haşat olduk demektir. Ben bir şey söyleyeyim. Şöyle şunu niye hiçbir yere bağlamamış, kesmişiz? Bağlayın abi, bağlayın çalışsın. Hala enerji şey olmuyor ya. Bağlayın, zaten emir vermişim de. Bir kişi o işle ilgilensin. Bir kişi sülfür kazıyor. Sülfürüm kaç ton var? 3 ton kadar var. 4 ton oldu. 3 ton oldu. Karışık. Tamam, sülfürümüz de okeyse artık şurayı yapabilirsiniz. Şuradaki suyu hiç mi hiç kullanmayacağız artık, biliyor musun? Yani buradaki suya hiçbir ihtiyacımız yok. Suyla bitki büyütmüyoruz. Suyla bitki büyütmediğimiz için
Hiçbir şeye gerek yok aslında. Şu güvenlik kapısını kırın abi. Şurayı da kırın. Şurayı da kırın. Bunun altını yalıtımlıyorum. Şurayı biraz oyacağım. Hatta oymama bile gerek yok. Şuraya püskürtse şurada iki pompayla direkt içeriye çekerim ben bu. Bir direkt çekerim abi. Hatta biliyor musun, filtreye bile gerek yok be. Heh. Burada zararlı madde yok ki. Karbon var. Direkt göndereyim içeride ne varsa. Yok, araştırma cihazlarına bundan sonra gerek kalmıyor. Nektar Momos. YouTube'dan geldim. Oraya ne zaman video? Yarın yayında olacak. Yani bugün iki tane video hazırladım. Yarın iki tane video. İki bölüm birden yayında olacak YouTube'da. Alttan geçirdiğin boru makinenin girişine mi denk geldi? Bakayım. Evet, üstten geçirdiğim boru gelmiş. Hem bir tur aşağı alalım o zaman bunu. Dur. Bunu bir tur aşağı çekelim. Sorry. Sorry guys. Tamam, burası böyle. Burayı şöyle yapalım. Bu niye kırmıyorsunuz sorry? Çok sorry ama yani. Şunu niye kırmıyorsunuz abi? Ha, şimdi şu olay var. Bunun gaz girişi olacak. O yüzden bunu şuradan bir yerden çıkarmam lazım yukarıya. Şuradan bir yerden yukarıya çıkaracağım abi seni. Yapacak bir şey yok. Ya şunu kırın be. İki öncelik mi? O yüzden kırmıyorlarmış. Tamam, okey. 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 Tutti. Şimdi her birinin birbirine şeyi yoktu galiba burada. Şunların yok. Şunun yok. Şuradan verelim ucundan. Hatta şöyle verelim ya. Aman. Alt 2'den çıksın işte yani. Ha, bir de buradan hidrojen çıkacak değil mi? Doğru. Şu hidrojeni ayırmayacağız. Direkt hepsini... Evet evet. Filtre lazım olur. Filtre lazım olur. Haklısın. Onu şöyle yaparım o zaman. Buradan çıkanı buna koysam. Sende olanı sana koyacağız tarzı. Buradan çıkan bunu çalıştırır mı acaba? Çalıştırır biliyor musun? Çünkü bu... Bu 10 gram saniyede istiyor. Bu 110 gram saniyede çıkarıyor. Çok fazla bile gelir. Depodan almayıp direkt buradan alsam acaba sıkıntı olur mu? Evet. Şimdi basıldık yine doğru. Telefon gelmişti. Boşluğa çıkmaya korkuyorum. Yeni başladım. Yok be, bir şey olmaz. Nefes alamazlar en fazla. Sıkıntı yok.
Abi şurayı yapmayın be. Hemen gelmesin. Bu soğurmaya başlarsa tutamayız bunu. Burayı buz gibi eder bu. Bu namussuz var ya, bu namussuz. Çok kuvvetli bir cihaz. Peki. O zaman şöyle yapalım. Yeterli mi? Ya da hiç gerek yok o kadar yükseltmeye. Şöyle mi yapalım? Bence şöyle yeterli olur. Şurada iki tane pompa olsun. Dışarıya versin. Filtreler dışarıda olsun. Önemli değil. Ya da altta bile olabilir. Buradan çıkan hidrojeni ne yapacağım? İşte o. O bir soru işareti. Hidrojeni bunlar sağlamayacaksa bize şeyden alabilirim artık. Şu şeyden alabilirim. Buradan. Oksijen üretiminden alırım. Dolayısıyla bunları beslememe gerek kalmaz. Hayret bir şey ya. Neyse, 30 dakikayı bulmuşuz zaten, 31 dakikayı. YouTube. Önümüzdeki bölüm çözeriz bu muhabbeti. Şimdi buradan oksijen üretip burada soğutacağız. Soğuttuktan sonra benzin için alacağız. Yalnız buradan hidrojen çıkacaktır. Şuradan. O çıkan hidrojeni de depolama değil de iki tane şeyle, elektrik cihazıyla, aynen Mustafa abi, burada elektriğe şey yapmayı planlıyorum. Ya depo doluyor. Deponun önüne alamıyorsun. Çünkü sürekli hidrojen çıkacak. 150 tane, 200 tane depo mu inşa edeceğiz? O yüzden depoya göndermeyeceğim. Yakacağım abi. Yakacağım, elektrik çıkaracağım. Belki kullanmam bile oradaki elektriği ama en azından yok etmem lazım bir şekilde hidrojeni. Böyle şimdilik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.